Türkiye kentsel dönüşümü tartışıyor. Van depreminin ardından tüm Türkiye'de yeniden tartışılmaya başlanan kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konudaki yasal çalışmayı tamamlama aşamasında. Kentsel dönüşüm yasası inşaat sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı niteliği taşıyor. Peki kentsel dönüşüm Bolu'ya ne kazandıracak? Aynı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yerlikaya kentsel dönüşüm tartışmalarını Bolu açısından değerlendirdi. Belediyemiz birçok başarılı projeye imza attı. Bunları uyguladı ve vatandaşımızın hizmetine sundu. Bunların başında da öncelikli olarak ee, yol açma genişletme çalışmaları gelmekte. Şehrin dört bir tarafında yol açma genişletme çalışmaları yapılmasına karşın merkezdeki yolların darlığı ve açılamayan çıkmaz sokaklardan dolayı bu yollar arasında bağlantının kurulamaması. Kentsel dönüşüm yazısası burada bize e, merkezde çözülemeyen araziler üzerinde e, yapılaşmanın ve yola terk olaylarının daha kolay yapılabilmesini sağlayacak. Kentsel dönüşüm sürecinin Bolu'nun şehir dokusuna, kültürel ve tarihi kimliğine uygun bir kentsel kimlik oluşumu için fırsat oluşturabileceğine dikkat çeken Yerlikaya, bu anlayışın Bolu'yu turizm açısından ulusal ve uluslararası düzeyde çok özel bir yere taşıyacağını kaydetti. Yerlikaya, son günlerde kent meydanı projesinden çok kentsel dönüşüm projesinin tartışılması gerektiğini ifade ederek, bu yasa çıkmadan biz Hazırlığımızı yapmalıyız dedi. Kentsel dönüşüm yasası çıkmadan önce bizim e, sivil toplum örgütleri, e, meslek odaları ve siyasi partilerle birlikte konuyu gündeme alarak Bolu'ya özgü, Bolu'nun tarihi dokusuna özgü, Bolu'ya ait, Bolu ruhuna yakışır bir şekilde e, kentsel bir kimlik haritası hazırlamak durumundayız. Biz buradan yola çıkarak konunun hassasiyetini gündeme taşımak istedik. Kent meydanı tartışmaları sürerken bunun daha öncelik olması mı gerekir? Önce bunun mu tartışılması gerekir? Şimdi şöyle bir şey, kent meydanı sadece bir bölgeyi kapsıyor. Kentsel dönüşüm ise şehrin hatta ülkemizin neredeyse tamamını kapsamakta. Kent meydanındaki işin özü kısır çekişmeler ve tartışmalar ve projeyi sahiplenmemekten kaynaklı ee, yapıdan dolayı çözüme de kavuşmayan açıkçası ee, bir e, sıkıntı içine girdik. Buradan da e, takdir edersiniz ki e, çözüm çıkmayacak şeklinde bir noktaya vardık. Kentsel dönüşümde ise e, bunu gündem almazsak yarın bir gün aynı sıkıntılar Bolu'nun geneline yayılacak. Kendi tarihi dokusuna, yaşam kültürüne uygun olmayan bir şehirle karşı karşıya kalarak yarın çocuklarımıza ve torunlarımıza maalesef bunu bırakmak zorunda kalacağız. Ee, burada konunun hassasiyetini bütün sivil toplum örgütleri, meslek odaları, siyasi partiler gündemlerine alarak işin özü e, Alaaddin Yılmaz karşıtlığını büyütmek yerine Bolu'ya olan sevdamızı ön plana çıkararak Bolu'yu 2023 hedeflerine taşımak durumundayız.